Saygıdeğer dostlarım merhabalar. Bugünkü videomda size polis meslek yüksekokulları ve polis meslek eğitim merkezleri hakkında aklınızda ne varsa, hangi soru varsa hepsinin de cevabının olduğu bir video hazırladım inşallah. İşinize yarar diye umuyorum. Ne gibi şeyler hazırladım? Hem lise, hem ön lisans, hem de lisans mezunlarını ilgilendiren bir konudur bu. Polis meslek yüksekokulları ile ilgili yönetmelikte yapılan bir değişiklik var, ondan bahsedeceğim, önemlidir. Başvuru şartları var, boy şartı, kilo şartı, kaç puan almanız gerekir, nerelerde bu okullar var Türkiye'de, başvuru özel şartları nelerdir, sınav nasıl oluyor, kaç aşamadan geçiyorsunuz ve sizleri neler bekliyor. İşte bunlarla ilgili aklınızda ne kadar soru varsa sadece bu video size yetecektir inşallah. Hemen başlıyoruz. İlk önce polis meslek yüksekokulları ile ilgili arkadaşlar. Bir değişikliği sizinle paylaşmak istiyorum. Polis meslek yüksekokulları yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedir? Şöyle bir madde vardı. Haklarında yüksekokul öğrencisi olamaz kararı verilen adaylar ne alacak, ne yapacaklar, onunla ilgili ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içinde bir defaya mahsus devlet hastanelerine başvurup buradan İlişik kesilmesine sebep olan sağlık durumunun düzeldiğini belirten bir sağlık raporunu alacak ve gelecek başkanlığa sunacak. Rapor Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'na gönderilecek. Sonucun olumlu çıkması halinde aday polis meslek yüksekokuluna tekrardan alınabilecek. Bu adaylardan eğer devamlılık süresini aşmamış olanlar varsa kaldığı yerden devam edecek. Eğitimini tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise personel daire başkanlığına yönlendirilecekler. Önemli olduğu için paylaşmak istedim. Öncelikle arkadaşlar şunu bilelim. Polis meslek yüksekokuluna girecek adayın ilk oturum olan TYT'ye girmesi ve 250 ham puanı alması gerekir. Bu şimdiye kadar böyle oldu. 2020'de yapılmadı biliyorsunuz. En son 2019'da alım yapıldı. 2021'de %100 gözüyle bakılıyor. Bu alımında ortalama Temmuz ayına denk geldiği söyleniyor arkadaşlar. Önceden bu bilgileri bilirsek kendimizi ona göre hazırlarız. Çünkü buraya girebilmek için bir önümüzde TYT var ve TYT'de almamız gerekli olan bir puan var. Arkadaşlar bu 250 ham puanı almak için 45 ve üzerinde bir net yapmanız gerekiyor. Örnek vermek istiyorum. TYT'de girip de 20 Türkçe, 12.75 temel matematik ve 12 tane de sosyal net yaparsanız 250 ve daha üstünde bir puan alabilirsiniz. Ona göre kendinizi ayarlayın inşallah. Polis meslek yüksekokulları için 2020 YKS puanı kullanılabilir mi diyorlar. Mesela 2021'de girdi ama düşük alacağını düşünüyor. 2020'de girdiği puanı kullanmak istiyor. Tabii ki olur. Nasıl? Sadece YKS başvurusu yaparken başladı ya, 4 Şubat'ta arkadaşlar, 2 Mart'a kadar devam ediyor bu başvurular. İşte bu başvuruyu yaparken başvuru formunda 2020 TYT puanımı kullanmak istiyorum seçeneğini işaretlemesi yeterlidir. Arkadaşlar 2021 YKS başvuruları 4 Şubat 2021'de başladı. 2 Mart 2021'e kadar da sürecek. Şu anda hali hazırda başvurular devam ediyor arkadaşlar. Yaş şartı olarak sınavın yapıldığı yılın 2021'de yapıldığını düşünürsek, sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibariyle, yani 1 Ekim itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın, yani 2021'in 1 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olması gerekir. Boy ve kilo şartı kadınlar için 1.62, erkekler için ise 1.67'den kısa boylu olmamak gerekiyor. Beden kitle endeksi ise 18-27 arasında olacak. 18'de 27'de dahildir arkadaşlar. 2021 Temmuz ayından sonra polis meslek yüksekokulu başvuruları alınması bekleniyor. Onu da söylemiştim. Yaklaşık 2500 kişi diye düşünüyorlar arkadaşlar ki buna çok kişi katılacak. 5000-10000 kişi katılacak. İlk 2500 kişi alınacak. O ilk 2500 kişiye girebilmek için bakın neler yapmanız gerekiyor.
Arkadaşlar polis meslek yüksek okullarına lise ve ön lisans mezunları girebiliyor. Bilginiz olsun. Lise ve ön lisans mezunları girebiliyor. Polis meslek yüksek okulları eğitimi 2 yıl sürüyor. Türkiye'de 5 tane polis meslek yüksek okulu var. Nerede? İstanbul'da var. Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, Kastamonu'da Polis Meslek Yüksek Okulu, Kırıkkale'de var, Samsun'da var 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu ve İzmir'de var arkadaşlar, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu. Yani Türkiye'de 5 tane var. Emniyet personeli, şehit veya vazife mağulü olanların eş ve çocuklarından, dikkat edin buna, 2020'deki TYT'de 250 değil de 150 almış olması yeterlidir diye bir madde var. Emniyet personelinde çalışanların çocukları ya da yakınları, eşleri değil, buna dikkat edin. Emniyet personeli olup da şehit ya da vazife malulü olanların. Adayların kendi ya da eşinin adli sicil kaydı temiz olmak zorundadır. Unutmayın, hem kendisinin hem de eşinin herhangi bir kötü bir işte çalışmamış olması gerekiyor. Araştırılıyor arkadaşlar bunlar. Hemen geçmişinize gidiyorlar. Nereye çalışmış, nerede bir kaydı var, nerede bir sabıkası var, bilmem ne. Eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye üye olmamalı. Onu da önceden kapattırın. Eğer üyeyseniz çıkın arkadaşlar. Alkol, uyuşturucu kullanımı nedeniyle zamanı öncesinde ya da hali hazırda tedavi görmüş olmamalı ya da görüyor olmamalı. Silah taşıma veya silahlı görev yapmaya engel bir durumunuz olmamalı arkadaşlar. Eğer bu şartları taşıyorsanız başvuruyu yapabilirsiniz. Nereden? Polis Akademisi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizin iliniz ya da ilinize en yakın yerde size müracaat tarihi verilecek. Başvuruyu yaptıktan sonra size ya ilinizde varsa ya da ilinize en yakın yerde müracaat tarihi verilecek. Müracaatta bir kurulun önüne çıkacaksınız arkadaşlar. O kurul sizin neyinize bakacak? Genel sağlık şartlarınızı kontrol edilecek. Yani detaya girmeden anlamışsınızdır. Boy kilo endeksinize bakacaklar. Vücudunuzda bir dövme, yara izi ya da sizi aşikar bir şekilde belli edecek bir şey var mı ona bakacaklar. Bir de renk körü olup olmadığınız kontrol edilecek. Akabinden bir spor parkuruna gireceksiniz ki interneti açıp bununla ilgili videolar var arkadaşlar, seyretmenizi tavsiye ederim. 100 tamburan nasıl alınıyor, hangi aşamalardan geçiyorsunuz, büyük ihtimalle bakmışsınızdır ama yine de detaylı bir şekilde inceleyin. O spor parkurunda arkadaşlar kadınlar için 51 saniyede, erkekler için 48 saniyede parkurun tamamlanması lazım. 100 tamburanı alabilmeniz için erkekler için 40 saniye ve altında, kadınlar için 43 saniye ve altında orayı tamamlamış olmanız gerekiyor. 60 puan ve altında alırsanız eleniyorsunuz. 60-100 arasında seçiliyorsunuz. 100 alabilmeniz için de erkekler 40 saniye ve altı, kadınlar da 43 saniye ve altında yapacaklar. Başarılı olursanız arkadaşlar sizi sözlü mülakata çağıracaklar. O sözlü mülakat var ya, işte en önemlisi odur arkadaşlar. En önemlisi, çünkü %50'sini alıyorlar. O sözlü mülakattaki puanın %50'sini kullanıyorlar. Burada diksiyonunuz iyi olsun, davranışınız iyi olsun, istekli olduğunuzu çok iyi bir şekilde belirtin, net konuşun, karşısında eğilmeyin, büzülmeyin, orada başınız dik, alnınız açık olsun arkadaşlar. Nihayetinde dünyalık bir iştir. Ne kadar da istesen karşıdaki adam senin her türlü davranışını süzecektir orada. Ve orada sana şu soruyu soracak. Neden polis olmak istiyorsun? En güzel soru, en önemli soru. Buna çok iyi bir cevap hazırla arkadaşım. Puanlarınız, TYT puanınızın %25'i, spor parkurundan aldığınız puanın %25'i ve sözlü mülakattan aldığınız puanın %50'si toplanacak. Ve bir puan ortaya çıkacak. Sıralamaya gireceksiniz. İlk 2500'ün arasına girersen de çağrılacaksın. İşte bu kadar. Bu sene büyük ihtimalle ilk 2500 diye size söylemiştim. Polis meslek yüksek okulunu kazandın diyelim. 2 yılda okudun diyelim. Mezun da oldun. Ne olacak? Okulun birincisinden başlayarak tek tek soracaklar. Nerede çalışmak istiyorsun? Teker teker arkadaşlarım şu ilde, bu ilde diyecekler. Bu, şuna dikkat edin. Bu okul mezunları ikinci bölge diye tabir ettiğimiz şark illerine gidemiyorlar. Aklınızda bulunsun. Hep batı illerinde isteyebilirsiniz. Gelelim POMEM'e. Yani Polis Meslek Eğitim Merkezi. Bu da lisans mezunlarını ilgilendiriyor. Ön lisans mezunlarını ilgilendiriyor arkadaşlar.
ön lisans ve lisans mezunlarının girebildiği polis yetiştiren okullardır. Ülkemizde de tam 32 adet okulu vardır. Nerede? İstanbul, Afyon, Aksaray, Aydın, Bayburt, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çankırı, Elazığ, Ankara, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Karabük, Karaman, Adana, Kırşehir, Konya, Malatya, Mersin, Amasya, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta tam 32 adet POMEM okulu var arkadaşlar. Bu okulların eğitim süreleri kademeli olarak 6 aydan 9 aya çıkartılması düşünülüyor. Şu an için 6 ay olarak geçiyor ama 9 aya çıkartılması düşünülüyor bilginize. KPSS P3 arkadaşlar, yani lisanslar için 60 ve üzeri, KPSS P93 yani ön lisanslar için de 70 ve üzerinde bir puan almış olmanız gerekiyor. Yani buna girebilmeniz için de KPSS'den belli bir puan almış olmanız gerekiyor. Polis meslek yüksek okullarında arkadaşlar, orada TYT'den 250 ham puanı alırken burada da KPSS'den lisanslar için 60 ve üzeri, ön lisanslar için de 70 ve üzeri bir puan almış olmanız gerekiyor. Ha, gelelim şehit, gazi, emniyet personeli yakınıysanız. Burada P3'ten yani lisanstan 48, ön lisanstan 56. Arkadaşlar söylediğim benim 2021 değil, dikkat edin. Bunların hepsi 2019. Çünkü 2021 yayınlanmadı daha. Biz aynı olacağı düşüncesiyle bunları size aktarıyoruz. Çünkü polis merkezinden, polis mesleği yüksekokullarından daha yeni bir açıklama gelmedi. Ama büyük ihtimal tahmin ediyoruz hemen hemen aynı şartlar olacaktır. Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak itibariyle burada da 30 yaşından gün almamış olacaksınız arkadaşlar. Bak, 30 yaşından gün almamış olacaksınız 1 Ocak itibariyle. Kadınlar için yine aynı 1.62, erkekler için 1.67 santimetreden az olamaz boyunuz. Beden kitle indeksiniz yine 18-27 arasında, 18'de 27'de dahildir. Zaten diğer şartlar biraz önce açıkladım, hepsi de aynıdır arkadaşlar. Rabbim hakkınızda en hayırlı olanı nasip etsin. Hakkınızda ne hayırlısıysa gönlünüze onu razı etsin. Gönlünüzde ne varsa da hakkınızda hayırlı etsin. Ya bilmiyorum, ben böyle karşımdakini anlatırken kazanmasını istiyorum, bir yere girmesini istiyorum. O yüzden emin olun, gerçekten temiz bir ağızla duamı ediyorum. Gerçekten söylüyorum. Allah'ım size inşallah bir devlet kapısı nasip etsin. Yani bu durumun zor olduğunu çok iyi biliyorum. Yakından da takip ediyorum. Etrafımda da var. Allah yardımcınız olsun. Bir nebze olursa size faydamız, bir o bizi çok mutlu edecek. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler olsun inşallah.